23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde oy kullanma hakkı elde eden Edirne'deki hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin ulaşım masrafını İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı olarak biz karşılayacağız. Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'na Edirne İYİ Parti'den destek geldi. Kıymetli Edirne'li hemşehrilerim, İstanbul seçimleriyle ilgili Ramazan'ın birinci gününde iftara yarım saat kala milletimizin hakkı gasp edilmiştir. Hukukun, adaletin, demokrasinin olduğu bir ülkede böyle bir olayla karşılaşmak bizi son derece üzmüştür. Bunun üzerine biz Edirne İYİ Parti İl Teşkilatı olarak arkadaşlarımızla bir durum değerlendirmesi yaptık. Ve şu bilgilere ulaştık İstanbul seçimleriyle ilgili. Seçimler 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun hükümlerine uyarak yapılır. Bu kanun birçok kez değiştirilmiştir. En son 13.3.2018 tarihinde 7102 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun ile bazı kanundaki değişiklikler yapılmasına dair kanun yapılmıştır. Bu kanunun 22. maddesine göre sandık kurulu başkanları ilçe seçim tarafından oluşturulur. Buna göre ilçenin mülki idare amirinin göndermiş olduğu kamu görevlilerinin listesinden seçerek oluşur. O zaman biz şunu söylüyoruz. Kanunu yapan sizler. Listeyi oluşturan sizler. Listeden seçip adam atayan yine sizler. Tutanakları tutan, oyları sayan yine siz. Buna rağmen nasıl bir şaibe oluşuyor bunu anlamış değiliz. İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, Edirne'de yaşayıp da İstanbul seçimlerinde oy kullanma hakkı olan vatandaşların ulaşım masrafını İYİ Parti olarak karşılayacaklarını açıkladı. 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde oy kullanma hakkı elde eden Edirne'deki hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin ulaşım masrafını İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı olarak biz karşılayacağız. Bir otobüs yetmezse iki otobüs yetmezse üç otobüs diyoruz ve böyle bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Demir seçimlerin iptal kararına ilişkin yaptığı açıklamada milletin hakkının gasp edildiğini, demokrasiye darbe yapıldığını öne sürdü. Sonuçlar işlerine gelmediği için seçimi iptal etme yoluna gitmişler. 23 Haziran'da hangi kumpası ve senaryoyu yapacakları bilemiyoruz. Hukuka, adalete, güvene, toplumsal barışa, güzelim ülkemize, memleketimize yazık ediyorlar.